Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fit Köfte 2'nin 39. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda... Köfte 39. bölümün hayırlı olsun. Ama unutma, bir sonraki bölümde ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Kırk eder. Of. 40 yapar. Neyse. Şey unutuldu, bahçenin o gafı unutuldu. Olsun, 40 yapar unutulmadı. Yalnız burada bir gizemli bir chest var. İçinde ne var acaba? Fusion reaktörün tüm parçaları. Bu arada sadece şu şerefsizleri, 32 tane şerefsizi craft etmesi sistemim 2 saat sürdü. Geri kalan hepsi yarım saatte bitti. Bu durumda ne diyoruz söyleyeyim mi? Ne diyoruz? Şeref ekmek bulamazken Greg buluyor. Dın dın. Ve şimdi her ne kadar şu an çalıştırmayacak olsak da Fusion reaktörümüzü yerleştirelim. Çünkü baştan bir enerji vermemiz gerekecek buna. Öncelikle orta katman şu Fusion coil'lerden oluşuyor. Evet. Bunun dışında... Şu aşağıları kıralım artık. Size gerek yok. Dın 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 dın. Evet. Şimdi sırasıyla yerleştirmemiz gereken birkaç bir şey var. Öncelikle Fusion Material Injectors. Of ya. Herif adını bile uzun yapmış. Ardından Fusion Control Computer ki burada diziliş şeklinde görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de Fusion Material Extractor. Hatta seni oraya değil de Ranch'im burada. Şuraya koyalım. Tamamdır. Ardından Fusion Energy Injectors. Şu köşe kısma. Biraz geçen günün hesabını soracaksın sandım ardından. Ve artık geri kalan tüm açık kısımları Advanced Machine Casing'lerimizle kapatıyoruz. Tın tın tın. İşte bu yüzden inventörümde bu kadar Advanced Machine Casing vardı. Daha çok senin inventörün Advanced Machine Casing olmuştu. 2 stack Advanced Machine Casing işte. Ben de çantalarımı upgrade ettim. Artık küçük siyah taşımayacağım yanımda. Güzel. Büyük mor taşıyacağım. Büyük siyah da bulutlar için. Salih, senin seriden spoiler var mı? Benim seriden hani spoiler vereyim de spoiler olmuyor ki, sen serinin yayınladığın zaman ben zaten 5 bölüm sonrasını yayınladım. Evet, öyle bir sıkıntı söz konusu. Ya belki mod paketinden spoiler olabilir. Ah, manam bitti. Tabii save dosyasını, yani save derken karakter save'sini, level'ları filan sıfırladım yeni dünyaya geçtikten sonra biraz daha adil olsun diye. Ama mod paketinin config'lerini filan bayağı bir cilaladım. 3 tane. Crash yedim. Sen hala desinler evet, değişim. Bakalım. Umarım bir yerde eksik bir şey koymamışımdır. Koymuşum. Çünkü buradan 2 tane artması gerekiyordu. Tamamdır. Evet ve artık Fusion reaktörümüz craft edilmiş durumda. Salih. Söyle. Beynimde artık bir Fusion reaktörüm var. Oley! Oley! Tabii Meksika dalgası yapacağım ben. Tabii şimdi Kalimera'dan ödünç aldığım. Gerçekten ödünç aldığım yalnız. Ödünç alma. De kendisi ödünç verdi. Fusion reaktörümüzle beraber yapıyoruz. Neyse. UU-meter'lar sayesinde bir süre UU-meter üretimine ihtiyacım yok. O yüzden şu arkadaşları gidip Matter Fabricator yerine Fusion Reaktör'e enerji verecek şekilde ayarlayacağım. Hatta bu arada iplerim kayıp. Çengerim kayıp. Dünyadan dünyaya eşya taşırken kaybetmişim. Tebrikler. Kader kısmet. İşte bunlar hep kader kısmet. Yani keşke tüm makineler wrench ile sağ tıklanarak alınabilse. Değil mi? Ya ben direkt kazmayla alıyorum. Sende wrench olan bir şey var mı ki? Var. Ney? Railcraft. Ha. Ama onda da wrench değil, crowbar var. Crowbar. O wrench işte. Sana göre şokolade, bana göre pudingen. Umarım şunlar... Aa, Almanca konuşma. Acayip oluyorsun değil mi? Hayır. Evet, kötü lise anılarım aklıma geliyor. Ne? Kötü lise anılarım aklıma geliyor. Üzülme, hiçbirimizin iyi lise anıları yoktur. Ben hocaya demiştim ki hocam Almancadan bana çift 0 vermeyin, 1 verin de biraz ortalama alayım sensin. Sana size yeni bir verdim, diğerlerine haksızlık kalır dedi orospu. Neyse. Sonra da merdivenden düştü, bacağını kırdı. Ah, arkasında olup iten ben olsaydım da keyfini görseydim. Hem öğretmeyi bilmiyor kadın. Ki öğretmeyi bilen hocanın hakkına şey yaparım, %100 veririm. Ben de hocalık yapıyorum çoğu yerde. Evet, geçiş olarak sizleri şöyle yerleştirelim. Burada çok leziz bir yer var. Çok leziz bir yer var ama köfte. Bende yok. Şey yapmaya çalışacağım da oraya base yapmak istiyorum. Bayağı bir uğraştıracak beni. Kayda geçmeden önce de halletmek istiyorum, yeni bölüme başlamadan önce. Güzel. Zaten benim base'im açık hava base'i ama şeyde olacak. Yani büyü için yine bir dağ tepesi kullanacağım. Oraya sadece büyü yaparken geçeceğim. Neyse ben şunları yerleştirip geliyorum hemen. Tamam. Evet ve geri geldim. Matter Fabricator demişim ya. Fusion reaktörümüze enerji vermeye başlıyoruz. Ki Matter Fabricator'ın çoktan çalışmıyordur. Şu an çalışmıyor. Metre ihtiyacım. Çünkü Metallica dinledin değil mi? As Metals. Metallica göndermesi yapmak zorunda mıydın? Özel bir şey varsa bilmiyordum. Yoo. Metallica'yı severim. Ama eski dönem Metallica'sını severim. Ben yani. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıda, daha doğrusu göremediğiniz gibi enerji... Sizin gönül gözünüz kapalı. Evet, bu enerji depolamaya başlayacak. Tabii bu biraz sürüyor. O esnada bizim bir... Ne oldu? Keşiften sonra aşağı inmem gerekti de. 40 blokluk yerden ben de suya atlama denemesi yaptım. O da lityum bateri yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum. Köfte, bu arada sorayım. Bana hiç meteor düşmedi. Ne güzel. Ars Magica'yla hiç böyle duyduğum meteor düşmemesine neden olabilecek herhangi bir şey. I have no fucking idea. Şimdi fuckmak deme Köfte, ben şekilden şekle girerim. Şu anda beşgen. O esnada bir şey craft edeceğim. O da... Bir şey. Steve Carton. Kart Asampleri. Niye bir şey craft etmedin? Ba 2 tane Simple PCB bir. Evet. Kart Asamplerimiz hazır. Bunu nereye koyalım? Bilmem. Şuraya koyarım. Ardından. Köfte. Ba. Blank upgrade'i yerleştirmemişim. Ba bir tane Reinforced Metalware. Bir tane de Advanced PCB bir. Dur. Evet. Tamamdır. 2 tane blank upgrade'imizi yaptık. Şimdi onlardan bir tanesi buna dönüşecek. Tabii bunun için bir enchanting table ve 2 reinforced metal daha lazım. Bu arada Köfte, aklımda ilginç bir fikir var ya. Acaba nedir? Nedir? Bisküvi deyince akla. Tamam, şimdi buldum. Hemen onun adı gelir. 3 çocuk. Of. Alaka ne dersen ben de bilmiyorum. Facepalm attım. Ama triple atman lazım. Quadruple atman lazım ve penetrasyonla atman lazım. Şok diye izin. Kel olduğum gerçeğini hesaba katarsak benim facepalm'ın ne kadar etkili olduğunu hesaba kat. O zaman Köfte espri yapalım. Etkiyi azaltır. Evet. Dört Eye of Galgador. Köfte rispilerini göster, rispilerini göster. 8 Reinforced Metal. Graftola durum ziz. Aklıma gelen şey şu. Acaba bu sihri craft'ın yanında bir tekno seriyle de başlasam mı tekrar? Modlarla. Biz muhtemelen 2 haftaya falan UE server'ına geçeceğiz. Çok iyi. Orada başlarsın. Lan. Aa. Beni biliyorsun. Paketi kendim dizayn ediyorum. Evet. Ama dersen... Paketi ben dizayn edeceğim. İşte. Senin zevkine güvenirim, o ayrı durum ama. Yalnız GregTech'i sevmiyorsun ve benim zevkime güvenirim diyorsun. Senin zevkine güvenirim, paket güzel olur. Ama ben zevki sevmem. Hani zevksiz bir şey olmaz, onu biliyorum. Olay o. Hani güvenmedeki olay o. Greg, what's his name? Just a man from... Gregsiz olacak senin şey yaptığın paket. UE paketi Gregsiz. Gregsiz, nerfsüz. Benim paket de bayağı bir zor bu arada, söyleyeyim. Hani biraz yumuşattım şey olayını da. Hunger overhaul'u. Genelde açlıktan ölüyorsun oynarken. Seni öldüren şey açlık oluyor. Ne güzel. Ama paketi o konuda biraz yumuşattım. Tekrar biraz daha sertleştirebilirim. Bir denge ayarını tutturmaya çalışıyorum. Hani ne çok kolay olsun ne aşırı zor olsun. Geçen işte konfiglerle falan uğraştığımda aşırı zordu mesela. Bir tavuğun yumurtlaması, bir yumurtayı elde etmem 15 dakika sürüyordu. Tam Greg havasında. He. Dev tarlalar kurmak zorundaydım. Tıpkı GregTech'te 70 tane sentrifüj koyman gerektiği gibi. Aynen öyle. Şu an hızı yarısına indirirsem, şu anda vanilya ile aynı hızla büyüyor şeyler, ürünler. Ve şimdi ben parçaları yapmaya başlayayım. Öncelikle size bir şey göstereceğim. Şöyle güzel bir Steve Carton sayfam var ve bu sadece tek bir kart için. Öncelikle bana bir Galgadorian Hull ve Galgadorian Drill craft et. Etmeyeyim. Edeceksin uleyn. Bu arada bunu neden yapıyorsun diye soracak olursanız, eski MFFS sistemimiz nanayı yedi. Çünkü GregTech. Çünkü GregTech. Yok, GregTech'ten ötürü değil. IC2. Yok, IC2'dan da ötürü değil artık. Normalde de craft veriyor. Herhangi bir IC2 enerjisi kullanan cihaz olmamasına rağmen. Nasıl? Bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi enerji de olmaya başladı. Bu esnada benim lityum sellerim ne durumda? Evet, 2 tane hazır. Güzel. Orada köfte şu açık hava base'i fikri çok güzel oldu ya. Şimdi yeni zombi kodu şey yapıyor ya zombilerin. Böyle 5'er 10'ar geliyor adam. Kitin arkasında durup kesiyorum zombileri. Neden? Rotten Flesh. Rotten Flesh ne işine yarıyor? Deli. Yani ne kadar inekleri spamlayıp kessem de. Evet. Bir adet lityum baterimiz var. Ve şimdi... D-bug aracımızın adı neydi? D-bug aracı. Hayır değil. DİMOKOROJUM. Portable Scanner. Bak köftenin içinde küfür olan sözcükler söylüyorsun. Ayıp. Dirty Mind'ını kenara bırak. We don't like your dirty mind. You bitch. Bitch. Bir de bitch dedi ya bana. Bu bölümün sonuna kadar craft olur herhalde. Önceki bölümle birazdan gelecek bölüm arasında bu bölümle bundan sonraki bölüm arasında bayağı bir süre olacak bu arada. Ne kadar zaman? Hani şekerim yok. Anlamadım yaptı. Bildiğin şeker yok. Galgadorian Drill'i craft etmeme sebebi şeker yok. Kalimera'da vardır şeker. Yok hayır. Şekerin crafting'ini öğretmemişim. Ha. Oradan da bir skelet bana şey yapıyor. Slimeball'um mu yok? Oha. Benim hayvan gibi slime'ım olması lazımdı. Neyse hallettik. Ya bu şeyleri sevmeye başladım ya. Neyleri? Tinker'ın şeylerini, oklarını. Güzel. Ben neyim? Keynim yok. Köfte, sen de yokluk içinde yaşıyorsun. Varlık içinde yokluk çekiyorsun. Şimdi sana elmas desem 95'te elmasım var diyeceksin bana. 3000 tane. Gördüğünüz gibi 3000 tane elması olan köftenin çayına koyacak şekeri yok. İroniye gelin bakın. İroniye bakın. Dın dın dın. Eskiden sugar cane'leri toplayak. Topla topla. Senin adın varlık içinde yokluk köftesi. Bu çok kötü ya. İnanılmaz kötü hani. Hayır. Şimdi köşeye bir 16 tane sugar cane saklayalım. Sonradan tarla koymak için ve yankı geliyor. O zaman bekle köfte, kulaklık takayım. O yüzden böyle Skype değil, Google Plus. Ben kayıt dışında kulaklık takmamaya çalışıyorum. Kulaklığım çok güzel, iyi bir kulaklık. 4H yani SteelSeries kulaklığı ama. Ama? İnanılmaz rahatsız ediyor. Herhangi bir kulaklık beni rahatsız ediyor. Bakalım Sugarcane'in herhangi bir Yumeter resipisi var. Blaze Powder'ın var mı? Gidip alacaktın Kalimera'dan ya. Ne uğraşıyorsun? Evet, Blaze Rod'un var. Ya, Blaze Rod'un zaten varmış. Sadece onu powder'a çevirme işini öğreteceğim. Gerçi daha verimli bir yolda var da elimde ama önemli değil. Ya çok rahat ortamlarda çalışıyorsun köfte ya. Nasıl yani? Ya ben 2 bölümdür bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben de 2 bölümde Fusion Reaktörü bitirdim. Ben de Blaze Camper yapmaya çalışıyorum. Evet. Şey modların olmayınca, teknik modların. Eskiden kuruyordum bir tane grinder. Bu arada şuraya şöyle bir sistem döşemiştim fakat şu an memnun değilim kendisinden. O yüzden oraya değişik bir şey koyacağım birazdan. Tabii bunun için önce hopper lazım. Hop 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 hopper hop 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 hopper 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 hopper. Ama triple. Aynen. Ay canım çok çekti ama. Geçen gün yedim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Söyledin. Söyledin mi? Konuşuyorduk sen yerken. Yok, o Mega Mac'ti. Ha. Köfte hani hem ben kiloma dikkat etmeye çalışıyorum. Kilo açısından. Ben kilo açısından rahatım. Şimdi rahatsın. Bir 10 sene sonra göreceğim seni. Ben geçen sene rahat değildim. Dikkat et kendine. Hani geçmişte özellikle olmuşsa çok dikkat et. Tamamdır. Ender Pearl Dust'larımızı Enderman Farm'ımdan elde ediyorum bu şekilde. Enderman, Enderman Dust, Enderman, Enderman Dust. Evet, Galgadorian Hull'um ve Galgadorian Drill'im hazır. Hull'u yerleştiriyoruz. Drill'i yerleştiriyoruz. Bak D harfine dikkat edin. Drill. O çok önemli. Köfte asla unutma. D harfi çok önemlidir. R'ye iyi bastırman lazım. Yoksa sana şanssızlık getirebilir. Şimdi başka neye ihtiyacım var? Steve's karttan bakalım. Bu karta ne ekleyeceğim? Liquid sensor. Köfte. Tüm tavuklar harcadı. Ne? Lava kovasını rahat halledersin. Evet. Hani otomatik yapacak sistem döşememiştim sadece onu. Bunu otomatikleştirmedim. Lav üretimim hayvan gibi var biliyorsun. Unutmadan ben Ender Farm'ımı elle Force Shot'tan yapayım. Ki onun içinde şuraya bir lever koyduk. İki Envas Shot'tan. Acaba Free Punch ne verecek bana, içemiyorum. Ay köfte ya. Abi sensörümüzü alalım. Yerleştirelim. Ardından Compact Solar Engine mi? Normal Solar Engine mi? Ben şeyi gördüm köfte. 7-24 gündüz değilse ve de 7-24 şey, gündüz. Artı şey de değilse. Tepesi açık olacak. Yok onu demiyorum. 7-24 gündüz olması ve tepesinin açık olması yetmiyor. Yani Solar Engine'ler pek rahat çalışmıyor. Bir tane de Cola Engine eklerim ha ekstradan. Ekle. Hatta yani ben Solar Engine eklemiyorum. Gezer çok fazla hani zaman harcatıyorlar. Ve zaten kendi tek serimi yapmaya başladığımda şey yapacağım. Bilin, sizin de haberiniz olsun. Geleceğe yönelik spoiler size. Ne inmiyor ki oradan? Assembler'a kreatif parçası takıp assemble edeceğim. Keza benim orada harcadığım 80 milyon saatin bir şeyi yok. Direkt assemble edip bölüme devam edebilirim. Ya da her şeyi bir sonraki bölüme saklayabilirim. Burada giren çıkan izleyicileri oluyor. Ben de onlara bir şey girsin çıksın istemiyorum. Hani beni dinlemek yeterli bir işkence. Modların nasıl çalıştığını öğrenmek için düşün ki beni dinliyorlar. Şimdi buraya büyü yapım mekanizmasını koysam, üstünü kapatsam, her bir yere bir tane şey koysam, ıssız fabrikatörleri koysam, güzel olur. Zaten iki tane. Şimdi Steve Carton kategorisinden Chunk loader. Tabii ki de. Chunk loader ne istiyordu? Ha, Reinforced. Yine aşağı atlayacağım. Niye? Daha kolay inmesi. Şu an 99'dayım. Ne güzel. 60'a 1 saniyede file iniyorum. 1-1,5 saniyede. Tabii buraya yakında bir demir yolu döşemeye başlayacağım. Crafting'i zaman olacak. Bunun yanı sıra başka ne ekleyecektik? Railer. Ama large railer. Köfte ben geliyorum bir saniye. Tamam. Ne? Neyse ben şunları hazırlayıp geliyorum. Evet ve geri geldim. Her şeyle hazır. Bir eksiği yok. Güzel, istediğim her şey burada. Bunun yanı sıra burada değil. Slimeball sorunumu çözmek için şöyle bir yöntem kullandım. Arılardan Slimeball'ı elde ediyorum. Nasıl? Bence mantıklı. Şu an o kreatif işini ben de mi yapsam diyorum. Sen de yap. Yani köfte. 10 stek kömür sil hesabından. Ki tahminim sende 5000 stek kömür vardır. Ya da 15.000 stek kömür vardır. Silmene bile gerek yok. Ben Steve Carson endgame itemlarına girdiğim zaman oyunda zaten derdim vakit oluyor, kömür olmuyor. İki stack coal coke siliyorum ya da 3 stack. Hı, tamam. 10 stack silsem bile koymaz ki sana. Neyse. Sonradan recipe moda geri dönelim. Köfte yalnız UE server'ına mutlaka çizeli ekle. Ve kartımız hazır. Anında görüntü. Evet. Ve şimdi de şu Creative Upgrade'i silelim. Evet, şimdi yapmamız gereken şeyler. Öncelikle Advanced Detector Rail. Yani aklıma çılgın bir proje geldi, sonra vazgeçtim. Sen niye craft olmuyor? Pressure plate'i mi öğretmedim ben sana? Köfte, bir sonraki bölümde oyunun belki de tek teknik makinesini, teknik jeneratörünü yapacağım. Ha. Şu an telefonum beni kıl etti. Spamlanıyorum. Spam camper. Çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayım. Railcraft item olarak şeyleri görüyorum. Kapsülleri, selleri ve kendileri görüyor. Hı-hı. Ama modlar yüklü değil. Tamam. Telefonu komple sessize aldım. Ha, bu arada trackleri neyle craft ediyorsun diye soracak olursanız, şurası Creosote oil'i kullanarak bana wooden tie elde ediyor. Şurası ise tungstenleri kullanarak standart elde ediliyor. Neden tungsten kullanıyorsunuz diye soracak olursanız en verimlisi o. Ve elimde bolca var. Köfte wooden track yapayım mı? Hem de high speed poster track. Railcraft'ların Buildcraft sayfasındaydı, evet. Şimdi gelelim buraya. Öncelikli olarak benim bir şey daha almam lazımdı. Onu unuttum. Hatta birkaç bir şey almam lazım. Salih'in yokluğunu acı bir şekilde hissediyorum. Ne gibi? Railcraft itemlerine bakıyorum. Plan yapmaya çalışıyorum. Birkaç tane kargo manager alayım yanıma. Bir tane de locate manager. Ardından başka ne lazımdı bana? Geçen günlerin hesabı. Onun dışında. Ha, o zaman bilemeyeceğim. Module Toggler. Bu arada Köfte, siz denemiştiniz şeyi. Railcraft'ı. Normal Advanced Rail ya da demir rail kullandığım zaman şey oluyor değil mi? Normalde track kullandığımda ya da Advanced Track kullandığımda önüne bir şey gelirse öldürüp geçiyor. Hı hı. Yok, hayır. Önüne bir şey geldiğinde ezip geçme işini yapan... Ah. Bir saniye. Benim masumiyetim deme. Yok. Tamam. Direkt şey, lokomotif yapıyor onu. Glassbane craft etmeyi bilmiyor musun? Sen öğretmediysen nasıl bilirsin? Öğretmemişim. Dokuz öğretmenime ben. Lokomotifin özel bir şeyi var mı peki? Neyi? Ekstra gereksinimi falan fistan. Yakıt, su. Sağ tıklayınca kullanabiliyorsun herhalde. Evet. Biraz pahalıymış yalnız. Yep. Şimdi öncelikle şuraya bir Module Toggler. Bir ara Sarı'ya sorayım şu lokomotif nasıl kullanılıyor. Keza benimki tek bir yöne doğru giden bir rail sistemi olmayacak. Tüm haritayı dağılacak. Bir saniye. Şu anki düzende turuncu tarafa doğru giderse eğer drill açılacak. Diğer taraf, mavi tarafta kapalı olacak. Kalkan da aynı şekilde. Evet. Tabii bir önlem olsun diye şöyle şunu da koyalım. Şuraya bir Railcraft item'ı koymam gerekecek. Evet, onları da alalım. Şimdi sen neydin? Yani şu Advanced Detector ile bir tek bir set daha yapayım. Neyse. Evet, Railcraft'ta istediğim bir şey var. Nedir? Nedir? Senin masumiyetin. Vay köfte! Acı bir şekilde masumiyetim tükendi. Sana hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok derken tükendi masumiyetim köfte. Tükendi mi, tükendi mi, tükendi mi? Oha! Hala mı istiyorsun yani? Gel al bebek. Come at me baby. Seni... Tamamdır. Böyle şön bir düzenimiz oldu. Evet. En son Lucky'di. Ondan önce de sırasıyla sen. 3 tane herhalde işimi görür. Ve şimdi bunları düzenlemek var. Evet, yeşil taraftan alacak veriyi. Sen öncelikle from car. Tamamdır. Bu komple sadece karttan alacak. Misler gibi. Sen to kart engine'i doldurmaya gerek yok. Railer'ları dolduracaksın. Hepiniz Railer'ları dolduracaksınız. Ve millet köfteyi takdir edin. Neden? Oturup düz kuari kurma. Düz kuari kurmak, ben kur dedim, köfteliğe sığmaz dedim. Evet. Ve siz hepiniz bridge material döşeyin. Oho, oldu. İlk kez lüks için Ender Pearl kullandım. Şey yaptım. İstediğim yere teleport olmak için Ender Pearl fırlattım. Nasıl bir histi? Çok lüks. Fazla lüks. Benim minicik ruhum bunu kaldırmaz. Ama burayı da biraz yuvarlak istiyorum ama. Değil de şuraya ben birkaç tane meşale atayım da ya bir yüksek bir yerde çalışıyorum, yere çok fazla yakın değil, hani moblar falan kolay kolay çıkamaz, çıkabilecekleri bir yer yok çünkü, ama çalıştığım yere meşale koymadım. Şimdi güzel. Onları koydum, orada spawn oynuyoruz çocuklar. 70 tamam, güzel, bu yüksek tek az. Aslında daha yüksekte de bu. Neyse, bakarız ona. Şimdi buralarda hiç oil bulunuyor mu? Yok, ona takmama gerek yok aslında. Bir şey yok, yoktu. Bu arada sen bakma, ben arada böyle tepki veriyorum ama. Ha. Öyle diyorsun. Ya bir şey oluyor. Refleksli filan diye. Ama hayati bir tehlike yokmuş, sadece ya başıma yıldırım düştü ya da buradaki böyle boss moblardan bir tanesi çitin arkasından üzerime fire... Aha. Evet. Boss moblardan bir tanesi. Kafama yıldırım atıyor. Kendini adam sanıyor aslında. Neyse, bu ayrı dursun tabi. Evet. Köfte çok tatminkar bir evet de o. Oh yeah. Şimdi... Yoksa mission accomplished mi oldu? Neredeyse bitti, evet. Şimdi... Köprü materyali olarak bana zıton ver. Bolca. Yip. Ve Gart'ımız birazdan hareket edecek. Ama nereye? Oha, ört elementten. Elemanı kevgire çevirdim. Yerleştirebiliriz artık. Ve buraya da bir Applied Energetics Network'ü koyacağım. Ve sen bir aşağı in. Evet, bunun testlerini yaparken sizi biraz bekleteceğim. O yüzden bu sıkıcı işleri bırakıyorum ve bekletiyorum. Geri dönüyorum bunlar bittiğinde. Evet, yüksekliği ayarladım. 64 yüksekliğinde çalışacak ve şimdi buraya network'ümüzü döşemek kaldı. Öncelikle bana toplam 5 set teserat koyalım. Evet. Ardından controller. Storage buslar. ve rotterlar. Dörtte kalacak çünkü şunları koymadık. Disable edelim. Dur şimdi yani. Evet. Mavi olsun. Sen de sarı ol. Evet. Ve şimdi sen dur. Mavi değil de üst taraf ne? Turuncu. Turuncu ol olsun. Hepsinde turuncu ol olsun. Ardından rottercıklarımızı alıp seni de bir kenara çektikten sonra rottercıklarımızı şuralara koyalım. Sana rotter'a gerek yok. Size gerek var. Evet. Şu an çok saçma bir görüntü var. Tamamdır. İstediğim şey bu. Motor. Bir saniye. Şunlar olmadan da yapabiliyor muyum? Bir test edelim hemen. Evet, yapabiliyor. O zaman bunlara gerek yok. Yaptıkları şu an çok saçma bir iş yapıyorum. Acaba nedir? Bisküvi denince akla. Tamam, şimdi buldum. Hemen onun adı gelir. Damarlı çipetpet, damarlı çipetpet, damarlı çipetpet. Hayır. Tamam. Slot 0. Slot 1. Slot 0. Slot 1. Slot 0. Mis. Ve şimdi bunun son bir parçasını daha yapacağız. Ve Salih'in polis siren seslerini duyacağız. Yalnız hani bir taşrada oturuyorum. Seninki kadar, senin şey orası daha sakin, İstanbul'un içi. Dışındasındır sen ama. İstanbul'un içindeyim, göbeğinde. Bir dakika, senin okulun o zaman uzak değil. Ne olacaksın sen? On dört tire. On beş tire. Tamamdır. Ve şimdi bana bas. Evet. 3 tane basımız hazır. Evet, sen. Kol değil, çarkol ver. Vermiye. Da craft moduna getir. Çünkü senin craft modunu ayarlayacağız. Sen de craft moduna getir. Sen misin? Sen normal kal. Bekleyeceğiz şunu azıcık. Çünkü muhtemelen şu an standart Railer yapıyor. Evet. Sen Rails'ın, güzel. Sen de Stone. Evet, bu tarafı ayarladık. Son bir şey daha var. Nasıl çarkol üreteceğini öğretmek. Rubber wood'u alıyoruz. Ve rubber wood'dan çarkol üretebileceğini gösteriyoruz. Sonra da bunu induction furnace'ımıza koyuyoruz. Değil mi? Hı. Ya şeye bakıyorum, gelen yorumlardan bir tanesine üzülüyorum köfte. Yani her seferinde diyorum korsan hakkında konuşmuyorum, konuşmayı banlıyorum. Banlayınca da abi niye banlıyorsun? Şimdi izleyici kitlesi ne kadar akıllı, ne kadar kafası çalışan tipler olduğunu biliyorum. Hani canları istese okuldan da birincilikle mezun olurlar ama onları şey yapmıyor, kafa çalışmıyor, neyse. Yani korsan launcher'ı bulursun, çalıştırırsın zaten. Vakti zamanında o yaştayken biz de bulduk, çalıştırdık bu tip şeylerde. Ben şeyi hatırlıyorum. wet sektör olan yeri F disk ile bulup şey yaptığımı, aradan çıkarttığımı Windows 98'de. Yani. Ama altına yazmayın diyorum. Başçavuşun eşeği alırım burada. Yalnız onların yaşındayken kendimin Debian kullandığı gerçeğini hatırlıyorum şimdi. Ya, o zamanlar köftem, en azından benim zamanlarım için söyleyeyim. Orijinal oyun 100 milyonluk. Yani bugünün parasıyla 100 lira. Yoktu yani. Mersin'de orijinal oyun alabileceği bir tane dükkan vardı. Adını hatırlamıyorum. Onda da 30 tane filan oyun vardı. Yani kullandık, o ayrı durum. Hala da mesela BioShock Infinite. 60 dolarlık oyun kesinlikle değil. Ha, artık yavaş yavaş şeye geçmeye başladım ben. Ve ben de crash yedim, hemen geliyorum. Ve geri geldik. Bölümü de artık bitirsem güzel olacak. Oysa ben şeyi, toplumsal mesaj veriyordum. Evet, devam et sen. Yani o. Yani millet altına yazmayın, siz banlamayı sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Yapmayın. Yapmayın yani. Budur, durum budur. Biz lazım. Bir adet. Otistik gate. Evet. Ardından da kaptır. Öldür. Apır apır apır. Ve Salih'in klavye sesleri. Ve bir item tesarak da almam gerektiğini unuttum. Aslında köfte bir tutorial yapacağım. Item'larda dünyadan dünyaya nasıl aktarırsınız? Çantaya koyuyorum. Karakterin save dosyasını dünyaya taşıyorum. Hepsi çıkıyor. Starcraft'ta daha kolay oluyor, ayrı durum ama. Mordun tamam. Soracağım. Wooden transport pipe'lar ne kadar hızlı oluyor? Çok hızlı olmuyor. Zaten bu... hızlı mı? Yok, değil. Değil mi? Değil. O zaman ben hızımı 2 katına çıkartmak için bir de hopper ekleyeyim. Turuncuya ol. Dendir. O zaman bir tane daha tesseract ve bir tane wooden pipe alayım. Ben hızlandırmak için wooden pipe, tesseract ve otistic gate. Artık otistic gate için beklememek güzel bir duygu. Evet. Tesseractların neye benzediğini unutmak ise ayrı bir duygu. Bu kötü bence. Tesseract inanılmaz konforlu bir şey. İşte o konfor gidince biraz Greg mantığı oluyor ama arayı doldurmak için yaptığın şeyler maymunluklar. Ben Ready'de ola bağlayalım. Evet ve çift taraflı bir aktarımımız, iki kat hızlı bir aktarımımız var. Aslında dur, aklıma daha güzel bir fikir geldi. Onu hemen yapıp geliyorum. Tabii önce size bir şey göstermem lazım. Çünkü onu yapıp bitirdikten sonra bölümü bitireceğim. Ve bölüm bayağı bir partlı oldu ya. Etlemesi. Şurayı görüyorsunuz değil mi? 673 tane helyum ve helyum 3'üm var. Ben göremiyorum köfte. Sen benim gözüm mü kapalı? Gene rutterlarla south side'lara atıyorum falan, bunlar liquid transposer'lar işliyor. Böyle güzel şeyler. Tabi de bunların hepsi 8 tane overclock upgrade'li ve bir saniye. Sen daha dolmamışsın, tamam. Mesela chunk sınırına geliyor mu? Oy, tam yüklenme sınırı. Evet. Neyse, ben o planımı gerçekleştirip geliyorum hemen. Evet ve geri geldim. Buradaki düzen şu. Precision export basımız stack şeklinde taşıyor. Bu storage basımızla buraya gönderiliyor. Ve oradan bir saniye, ufak bir sıkıntı var. Sen çok yanlış bir yere doluyorsun. Tamam, o zaman seni şöyle alalım. Tamamdır. Huu. Evet. Ve şu tarafa gidip endzotonlarımıza ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi sentrifüjlerimizin çoğu çalışıyor. Birazdan hepsi çalışacak ve endzotonlarımız burada işleniyor. Son bir set olduğunda bunlar da çalışmaya başlayacak. Evet, çalışıyorlar. Artık o arkadaşı normal kendi haline bırakabiliriz. Ve benim bir şey daha elde etmem lazım. Salih. Bence. Benim bir şey daha elde etmem lazım, ancak bunu sonraki bölüme bırakıyorum. Bunun ne olduğunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler. Sanırım uzun bir bölüm oldu. Süresine birazdan bakarım.